Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ve's-salâtu ve's-selâmu alâ hayri halkihi Muhammed ellezî senne lenâ kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutuşunu bizlerge farz kılgan Allah Teala'ga hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini bedar otkazmakını bizlerge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ga salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Subhanahu ve Teala büyük Ramazan ayının kündüzlerinde tutuyatken rozalarımızı dergahı da kabul eylesin. Şunun da keçeleri bedar bulup otkazılıyatken hatmi Kur'anlar, taravih namazları, ilmi meclislerimizi hem kabul eyleb, namayı amallarımızda ahirette tarazı basadan salmaqli amellerden buluşunu nasip etken bulsun. Ramazan ayını Müslüman ulamalar, edipler 12 ayının sultanı deb ataydılar. Yani yıl 12 aydan ibaret bolsa, şu 12 ayının padişahı Ramazan ayı. Ramazan ayı hayır, yaxşilik, berekege kan ay. Bu ay Kur'an ayı. Çünkü Allah Teala insaniyetini ebedi hidayetke başlayışını irade kıganda ana şu hidayetini desturu bulmuş Kur'an-ı Kerim'ni aynen Ramazan ayıda yeryüzüge halayıka düşürgen. Ramazan ayı İslam'ın 5 rükünüden biri bulmuş roze ayıdır. Allah Teala özünün ahirgi dini İslam'ın rükünlerini mükemmel kılıp roze ibadetini farz kılgende şu ibadetinin vakti aynen Ramazan ayı buluşunu irade kılgen. Ramazan ayı roze, Kur'an ayı buluşu bilen birge mehir muruvvet ayı, dostlik, sadakat ayı, sadaka, hayır, ihsan, bereke ayı, tinçlik, amanlik, sıhhat, selametlik ayı. Şu bilen birge marifet, ilim ayı hem hisoblanadi. Müslümanlar, İslam'ın dastlabki baskıçlarından başlayıp Ramazan ayıda daimi ravişte Kur'an'ını organiş, heriyetini organiş, ilim marifetlerini ziyade kılıç boyunca alahıda çare tedbirler görüşüp gegen, bugünkü okşagan ilmi sohbetler, meclisler kılışken, ulamalar halkımızga dinimiz ahkamlarını bayan kılıp berişken. Ana şu manada bizi dahem ana şu büyük ayını şerafetiden umudvar bulgan halde ilmi sohbetler otkazış adet süge kirgen, kadimden bubkigen, elhamdülillah hazır ham bulmakta. Otken yıllardaki sohbetlerimizin bazılarını umumi sallaha aslıda otkızgan edik. Büyülge sohbetlerimizin ham umumi tarzda içtimai adablar deb atedik. İctimai adab degende insanlar özleri, mumun Müslümanlar ve başkalar birbirleri bilen buladigan alakalarının türlü baskıçları da, türlü seviyeleri de, türlü cevheleri de özlerini kandı etse şeriatke doğru gelişi manasındaki gepler. Adab sözü yaxşilikke çakırış manasını bildirdi. Adab bilen iş görüş degeni her bir nerseni en yaxşı tarzda ada kılış, tatbik kılış, ro'yobga chiqarish ko'zda tutiladi. Bugungi sizlarni muhtasham masjidingizda sizdek iymon e'tiqod bilan qalblari to'lgan, yuzlaridan iymon nuri yog'ilib turgan azizlar bilan bo'ladigan suhbatda naqliyot vositalari odobi mavzusini ko'rib chiqamiz, albatta qisqa tarzda. Naqliyot vositalari deganda naql so'zi ajnabi dilda trans sözü bilen tercüme kılardı. Nakliyat vasıtası degeni, transport degeni. Yani bir nerseni bir caydan ikinci cayga köçürüş, alıp barış. Demek adam bir beketten başka bir beketke barmakçı olsa onu nakl kılınadı. Köçüp barladı. Demek o şimdi o nakliyat vasıtası, transport vasıtası çıkadı.
o'shundan foydalanadi. Ehtimol o'zi boshqarar, ehtimol boshqa birov boshqarayotgan naqliyot vositasidan foydalanar. O naqliyot vositasi jamoatchilik naqliyot vositasi bo'lishi mumkin, shaxsiy bo'lishi mumkin va hokazo. Ko'pchilik o'ylanishi mumkin. 1500 yil oldin tushgan Qur'onda, joriy bo'lgan shariatda, aytilgan hadislarda bugungi avtobus, trolleybus, tramvay, poyez, samolyot, minglab kishilarni tashiydigan kemalar va boshqa vositalarni qanday zikr bo'lishi mumkin? Bularning odobini qanday qilib aytilishi mumkin degan savol tug'ilishi mumkin. Buning javobi shuki, islom shariati insoniyatni barcha zamonlarda va barcha makonlarda ikki dunyo saodat yo'liga boshlovchilik sifatiga ega. Alloh taolo bu shariatni joriy qilganda, uning asosiy dasturi, qonun-qoidalarini yo'lga qo'yganda, inson hayotini o'zgarishi bilan o'zgaradigan qismlarini ochiq qilib qo'ygan. Asosiy jabhalar, asosiy ustunlar o'zgarmaydi, turadi. Misol uchun Allohga bo'lgan iymonni o'tgan asrda boshqacha edi, bu asrda boshqacha bo'ladi deyilmaydi. Farishtalarga bo'lgan iymon, qiyomat kuniga bo'lgan iymon, hisob-kitobga bo'lgan iymon va boshqa asosiy narsalar turadi. Namoz, roza, zakot, haj kabi rukun narsalar ham o'rnida turadi, boshqa ketmaydi. Lekin inson hayoti o'zgarishi bilan o'zgarib turadigan omillar ana shu asos narsalarni yordamida yo'lga solib turiladi. Bu xuddi misol uchun dunyoda 5 ta qit'a bor, 5 ta okean bor, ma'lum daryolar bor, ular o'zgarmay turadi. Lekin insonlar u yoqqa ko'chib, bu yoqqa ko'chib o'zgarganda kanal qazib suv chiqarishi mumkin, quduq qazib suv chiqarishi mumkin, o'ziga keragini olishi mumkin. Xuddi shunga o'xshagan insonlarning hayoti jarayonida o'zgarib turadigan narsalarni asosiy Qur'on, sunnat, shariat asosida insonlarga moslab haqiqiy yo'lini ko'rsatib berish uchun ulamolar ijtihod qilishadi. O'rganishadi, shularni yo'lga qo'yishadi. Mana shu narsalar doim bo'lib kelgan. Lekin bizda o'zimizga xos bir sharoitlar tufayli, nuqsonlar tufayli yangi paydo bo'lgan narsalar borasidagi shariat hukmlarini va odoblarini xalqimizga tartibli ravishda bayon qilib berish yaxshi yo'lga qo'yilmagan. Bu ulamolarining nuqsoni, ularni ham uzri bordir, chunki biroz sharoitlari boshqacha, bu narsalardan bexabar qolgan, o'qigan o'quv yurtlarida bu narsa o'rgatilmagan, avvallari tashqaridan uzilib qolganligi uzr bo'lishi mumkin. Lekin hozirda unaqa uzr qolmadi endi. Ulamolar bunga harakat qilishlari kerak. Xalqimizga bugungi kunni taraqqiyotiga oid islom odoblari, hukmlari, halol harom, joiz nojoizlarini bayon qilib berishlari kerak. Ana shu ma'noda men ulamolar bilan yig'ilishlarda, ilmiy darslarda bu narsani alohida tushuntirib aytib harakat qildik. Mana oqibatda bir ijtimoiy odoblar degan katta kitob yozildi. Men yozdim shuni. Diniy komita ruxsatam bergan. Inshaalloh chop qilinsa hammamiz shu narsalarni o'qib, o'rganib hayotimizda odobimiz qanday bo'lishini turli sohalarda demak tatbiq qilishga o'tsak nihoyatda yaxshi bo'ladi. Bir qismi bor, o'z-o'zidan ketyapti. Lekin buni tartibga solib, chiroyli hujjat dalil bilan bayon qilish o'ziga xos bir ish bo'ladi. Lekin shu kitob chiqquncha ham demak tezroq xalqimizga yaxshilik yetib borsin deb Ramazon oyini qulay fursat bilib, ana shu kitobdan ba'zi bir iqtiboslarni xalqqa tushuntirib boryapmiz. Bugun mana sizning mashqingizda naqliyot vositalari odobi. Naqliyot vositalari borasida, uning odobi borasida Qur'oni Karimda bir qancha oyatlar kelgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va laqad karramna bani adama va hamalnahum fil barri val bahri va razaqnahum minat tayyibat va faddalnahum ala katirin mimman xalaqna tafdila. Va tahqiq deydi Alloh taolo.
biz Adam balasını aziz ve mukarram kıldık. Ve onların kuruklukta ve suda denizde kötarıp koyduk. Onlara pak narsalarını rızk kılıp verdik. Ve onlarını özümüz yaratken narsalarını kubudan afzal kılıp koyduk. Bana şu yerde insan zatını Allah Teala özü yaratken narsalarını barçasından afzal kılıp koyduğu düşüncesi de ana şu insan zatını kuruklik ve dengizde kötarıp koyganını aytyapti. Kötarıp koydu degani demek nakliyat vasıtasıyla mindirip koydu degani. Ularını kötarıp yuradigan narsalar qilib koyduk. Quruqlikda insonni eski vaqtda ot, xachir, eşek kabi, tuya kabi ulov bo'ladigan hayvonlar va o'sha hayvonlar tortib yuradigan aravalar orqali ko'tarilgan. Uzoqqa yaqin qilingan, og'iri yengil qilingan. Dengizda o'sha paytlarda yelkanlik va eşkak bilan ishlatiladigan qayiq kemalar bo'lgan. Mana shularning o'zi o'sha kemani qurish uchun ketadigan yog'ochni, suvda cho'kmaydigan moddani yaratib qo'yishni o'zi Alloh taoloning bandalar uchun katta ne'mati hisoblanadi. Boshqa oyatlarda ham Alloh taolo naqliyat vositalari ularni demak inson uchun keraklik ekanligi to'g'risida ko'pgina ma'nolarni aytgan. Jumladan Alloh taolo aytadi: "Val khayla val bigala val hamira litarkabuha va zina." Va nakhluqu ma la ta'lamun. Mana yana biz Alloh taolo otlarni, xachirlarni, eşeklerini minishlaringiz uchun va zinat uchun berdik. Va kelajakda sizlar bilmagan narsalarni xalq qilamiz, yaratamiz deydi Alloh taolo. O'sha vaqtdagi eng ko'zga ko'ringan naqliyot vositalari shular: otlar, xachirlar, eşeklar, tuyalar bo'lgan. Buni minish uchun odamlar minib uzoqini yaqin qiladi, charchamasdan yetib oladi. Va shu bilan birga ziynat, ya'ni chiroyli egarlab yasanib minmasa ko'rgan odam havas qiladi. Egar jabduq qiladi, uni yuganlarini yaxshilaydi, chiroyli ko'rinadi odam. Markabni, ya'ni ulovni bitta ma'nosi o'sha minuvchini chiroyli qilib ko'rsatish. Ana orqasidan Alloh taolo aytayaptiki, yana kelajakda siz bilmagan narsalarni yaratamiz shu ulov ma'nosida. Haqiqatan Alloh taolo yaratdi. Hozir naqliyot vositalarini turini, sifatini, modelini sanab oxiriga yetib bo'lmaydi. Turli tumanlari chiqib ketdi. O'sha chiqqanlarni hammasini asosida Allohning marhamati turadi. Insonga aql berib, shularni ixtiro qilish qobiliyatini berdi. O'sha moddalarga shu inson irodasi aslida naqliyotni yuritadigan quvvatlarni tashkil qilish, boshqa narsalarni hammasini berdi. Mana insoniyat bugungi kunda naqliyotni turli vositalaridan yerda, suvda, havoda foydalanyapti, yaxshi bir ne'matga erishgan. Lekin shu ne'matni shukrini qilish, undan to'g'ri tarzda foydalanish, ulardan foydalanish to'g'risida insonlar bir-birlariga zarar va azor yetkazmasliklari, mazkur naqliyot vositalaridan foydalanish tarafida go'zal, chiroyli, har bir kishini ko'nglini xushnud qiladigan tarzda tasarruf qilish, muomalada bo'lish ishlarini ham bizi dinimizda yoritib berilgan. Hammasi Qur'oni Karim oyatlari asosida, Rasul Akram alayhissalotu vassalomning hadisi shariflari asosida, shariatimiz ahkomlari asosida bayon qilib tushuntirib berilgan. Avvalo inson zotini, musulmon bandalarni naqliyot vositalariga bo'lgan odoblari sharh qilinadi. Buni birinchisida naqliyot vositalari Allohning ne'matlaridan bir ne'mat ekanini har bir odam tushunib yetishi kerak. Va shu ne'matga shukr qilish musulmon bandalarining burchi ekanligini anglab yetishlari kerak. Bu degani naqliyot vositalarini barchasini faqat va faqat yaxshilik ishlarida ishlatish va uni ishlatganda faqirlanib ketmasdan bu Allohning bergan ne'mati deb Allohning yo'lida to'g'ri yurish orqali yuzaga chiqadi. Naqliyot vositasini egasi bo'lmoqchi,
Ungini o'ziga mulk qilib olmoqchi bo'lgan mu'min musulmon inson u naqliyot vositasi katta bo'ladimi, kichik bo'ladimi, arzon bo'ladimi, qimmat bo'ladimi, farqi yo'q. Faqat va faqat halol yo'ldan topishi kerak. O'zi peshona teri bilan haloldan ishlab topgan pulidan naqliyot vositasini sotib olishi shart. Haromdan bo'lsa u gunoh bo'ladi. Naqliyot vositasini Allohning ne'mati deb tushunib, uni shukronasiga harakat qilish bilan birga uni uvol qilmaslik kerak. Ya'niki, o'sha naqliyot vositasiga yaxshi munosabatda bo'lish kerak, avaylab asrash kerak, behudaga uni buzib, parchalab boshqa taraflarga o'tkazmaslik kerak. Qadimgi paytlarda naqliyot vositasi bo'lgan hayvonlarga mehribon bo'lish, ularga vaqtida yem berib, suv berib, parvarishlab, yuvib, tarab, og'ir narsani, toqatidan tashqari narsani yuklamasdan, iloji boricha qiynamasdan foydalanish nasihat qilingan bo'lsa, bugun endi ana shu texnika vositalari, mashinalar, boshqa, demak, naqliyot vositalarini ham avaylab asrash, vaqtida texnik ko'rikdan o'tkazish, ularni moylanadigan joylarini vaqtida moylab turish. Xo'p, misol uchun ba'zi bir moy quyadigan joylari bo'lsa, uni vaqtida almashtirib turish, vaqtida ustalarga ko'rsatish, u yerga borib qarab-qaramay uravermasdan yoki optovga tashab qo'yib, optovda u yerda turib zararlanib qolmasligi kabi barcha ehtiyot choralarini ko'rish kerak. Hozirgi kunda eng ko'p uvol bo'layotgan narsalardan bittasi shu naqliyot vositalari, mashinalar. Egalari vaqtida qaramaydi. Misol uchun avtolini vaqtida almashtirmaydi, motor tezda o'ladi. Moylab turadigan, demak, joylari bor g'ildiraklarda, boshqa joylarda shuni qilmaydi, ular tezda ishdan chiqadi. Agar avaylab, yaxshilab olib yursa 10 yil, 12 yil xizmat qiladigan mashinalar 2-2,5 yilda parchalanib ketyapti. Bu uval bu. Mana bu narsalarni musulmon odam yaxshi tafakkur bilan o'ylab, buni uval qilmaslik choralarini ko'rish kerak bo'ladi. Naqliyot vositalarini pokiza tutish tavsiya qilinadi. Chunki poklik iymondandir. Alloh pokizadir, pokizalikni yaxshi ko'radir. Inson uyini, hovlisini, tur yashayotgan maskanini qanday pokiza tutish kerak bo'lsa, minayotgan transport vositasini ham shunday pokiza tutish kerak. Bu odob, bu axloq, bu shariat ko'rsatmasi. Boshqalarni transport, ya'niki naqliyot vositasidan foydalanuvchi yo'lovchilarning ham odobi bor. Ular ham odobga rioya qilishi kerak. Qonun qoidalar bor, unga ham rioya qilish kerak. Haydovchilarning odobi, demak, haydayotganda umum tarzda qabul qilingan yo'l harakati qoidalariga qat'iyan rioya qilishlari kerak. Hozirgi kundagi ko'pgina noxushliklar, yo'l hodisalari, markablarni bir-biriga urilib parchalanishi, odamlarning halok bo'lishi, yarador bo'lishi va boshqa-boshqa holatlar asosan mana shu yo'l harakati qoidalariga amal qilmaganlik oqibatida chiqayotgani hammaga oydek ravshan narsa. Yo'l harakati qoidalari ko'pchilik tomonidan o'rganib mutaxassislardan shu insonlarga azor yetmasin, ofat yetmasin, halokat yetmasin deb qabul qilingan. Ko'pchilikni qabul qilingan narsasini har bir odam vijdonan ixlos bilan bajarishi kerak. Shu qoidalarga rioya qilgan odam avvalo o'zini yaxshiligini ko'zlayotgan bo'ladi. O'zini markabini, mashinasini yaxshiligini ko'rsatayotgan bo'ladi. Oilasini, qavmi qarindoshini xayr barakasini ko'zlayotgan bo'ladi. E'tiborsiz, qonunga rioya qilmaydigan palapartish avvalo o'zini halokatga soladi. O'zini mulkini vayron qiladi. Qolaversa boshqalarni, kimnidir otasini, kimnidir bolasini, kimnidir erini urib o'ldiradi.
Bitta adam tug'ilib, bir ma'lum bir yoshga yetguncha qancha mehnat ketgan bo'ladi. Qancha mablag' sarflangan bo'ladi. Uni bir zumda yo'qqa chiqarib qo'yish bu juda katta falokat bo'ladi. Ana bularni biz yaxshi o'rganishimiz kerak. Mana shu narsalar bizda avvaldan aytib xalqqa tushuntirilmaganligi uchun hozirgi kunda haydovchilarimizni hech yo'lga solmayapti. Jarima to'lasa, jarimani to'lab qo'yib, yana qaytib o'tirib, yana qoidani buzgani ketadi. Naroqda turgan xodim yana ushasa, yana jarima soladigan ishni qiladi. Demak, bu narsalarni tushunib, ongli ravishda o'ziga singdirib olgandagina, demak, o'sha narsalar yuzaga chiqadi. Hozirgi kungacha jarimalar ham odamlarni yo'lga sola olmayapti. Qisman bo'lsa bordir, lekin ko'pchiligi yo'q. Lekin buni biz anglab yetsak, shariatni qonuni ekanligini, odob-axloq doirasi ekanligi, savob, gunoh orasida boradigan narsa ekanligini bilsak, ana o'shanda bizda doim ichimizda man qiluvchi kuch turadi. Shu odobni, qoidani buzmagin. Bu sen beodob bo'lasan, o'zingga zarar yetadi, o'zgalarga zarar yetadi, shariatga xilof ish qilasan degan tushuncha insonlarni ongida tursa inshaalloh yaxshi bo'ladi. Va bunga o'xshash yana juda ko'p narsalar bor. Ularni haligi kitobda yana boshqa bir alohida kitob chiqqan, shunda o'qisak hammamiz tushunamiz inshaalloh. Menga xususan odamlar kelib iltimos qilishdi. Taqsir, shu uyali aloqa to'g'risida, odamlari to'g'risida kitob chiqaruvdinglar. Shuni hamma juda katta foyda topdi. Yo'l harakatiga ham bitta chiqarsalaringiz iltimos, juda yomon bo'lib ketdi. Kecha falon yerda bitta Damas'ni urib 7 kishi o'libdi deb o'sha yerda falokatga uchraganlarning qarindoshlari kelishdi. Aytdim, biz chiqarib qo'ydik. Borib saytni qaralaring, turibdi. Ana bularni hammasini biz o'rganishimiz, o'rgatishimiz, amal qilishimiz kerak. Naqliyot vositasiga chiqayotganda yaxshi niyat bilan chiqish kerak. Uni minuvchi, haydovchi ham, yo'lovchi ham. Niyat yaxshi bo'lish kerak. Bismillohni aytib chiqish kerak. O'ng oyoq bilan chiqish kerak. Ko'ryapsizlarmi? Allohning ismini aytib o'ng oyoq bilan yaxshi niyat bilan chiqish. Bu qanday go'zal. Bizda o'ng taraf doim yaxshilikka. Ana iskariga chiqqanda kim bo'lsa salom beriladi. Birinchi bo'sh joyga o'tiriladi. Kattalar bo'lsa joy beriladi. Hammasi go'zallik. Hammasi yaxshilik. Ana minib o'tirib olgandan keyin transport vositasi yurayotganda Qur'on oyatiga binoan, Rasulullohning sunnatlariga binoan minish duosi degan duo bor, shuni o'qiladi. Avvalo shu demak, naqliyot vositasiga mingan odam 3 marta Allohu akbar deydi. Chunki har qanday naqliyot vositasiga minsa, insonda bir ko'tarinki ruh paydo bo'ladi. Piyoda ketayotgandan ko'ra ko'tariladi. Havosi ko'tariladi. Shunda Allohu akbar desa, o'zini kimligini bilib sal pasayadi. U men katta emasman, mendan katta turibdi zot. Men faqat o'sha zotni bergan bir ne'matiga mindim xolos degan o'zini pastga olish 3ta Allohu akbar bilan tushadi. Shundan keyin o'sha oyatda kelgan Subhanallazi sakhkhara lana hada va ma kunna lahu muqrinin va inna ila robbina lamunqalibun o'qiydi. Bizga buni xizmatkor qilib bergan Alloh pokdir. Alloh buni bermasa biz o'zimiz topa olmasdik. Va yana qaytib boradigan joyimiz Allohning o'zi. Ya'ni hammasini Allohga havola qilish. Alloh bergan shukr, Alloh bermasa topa olmasdik. Yana qaytib boradigan joyimiz Allohning o'zi. Shu duoni Rasululloh akram alayhisolatu vasallam doim ulovga minganda o'qiganlar, sahobalarga tavsiya qilganlar, siz bilan biz ummatlariga ham qilganlar. Mana shu duoni o'qiganlar inshaalloh salomat bo'ladi, omon bo'ladi, maqsadga erishadi. Hozirda ba'zi bir odamlar shu mashinalarga ilib ham qo'yishgan bu duoni, arabcha matnlarini. Qiyin emas, hamma o'rganmasa, shuni o'qib yursa juda katta xayr barakaga sabab bo'ladi. Ulovda naqliyat vositasida ketayotgan odam doim Allohni esdan chiqarmasdan Allohni zikr qilib turish kerak. Rasul akram alayhisolatu vasallam aytadilarki,
nakliyat yani ki bir merkebke minip ketayotgan adam Allah'ın zikrini kısa onun arkasından parişte mingeşip ketayotgan bo'ladi deyilir. O şunaka bir Allah vergen nimetke minip huzur halavatta ketayotdi-yu hayali parişan Allah'ını unutup koysa arkasından mingeşkeni şeytan bo'ladi. Ana indi her kim o'zi ixtiyor qila olsin. Ulovda umuman biriga ketayotgan, parishta bo'lsinmi, shayton bo'lsinmi, ixtiyorini qila olaversin. Ana Allohni eslab ketayotgan haydovchi ham, yo'lovchi ham yomonlikka qo'l urmaydi. Xayoli qochmaydi. Faqat yaxshilik tomon yuradi. Xo'p, haydovchilar doim o'sha qoidalarga rioya qilib yurishi bilan birga nakliyat vasıtalarını to'xtatayotganda odamlarga, yo'lovchilarga, boshqa nakliyat vasıtalarga xalaqit bermaydigan qilib ruxsat berilgan joyga chiroyli ravishda to'xtatish kerak. Bu ham yuksak odoblardan. Men afsuski hozir bizda unaqa gap yo'q. To'y ma'rakalarga borsak, chiqqandan keyin yarim soatlab boshqa mashinalar yura olmay turadi. Kimdir to'yga kech qolib yugurib kelib yo'lning o'rtasiga mashinasini to'xtatib qo'yib, yo osh yeb o'tirgan bo'ladi. Odamlar mikrofonda falon nomerli mashinaning odami chiqsin deb hamma kutib turadi, katta yoki kichik boshqa. Hatto shunday holatlar bo'ldiki, o'sha naqa joylarda masjidlarning oldini noto'g'ri qo'yganda borib, hali maxsus texnika o'tolmay, o't o'chiruvchilar o'tolmay qoladigan, tibbiyot mashinalari o'tolmay qoladigan holatlar bo'lyapti. Bu ham beadoblikni kasofati, boshqalar zarar tortyapti. Bunga o'xshagan narsalarni hammasini biz yo'lga qo'yishimiz kerak. Ana o'sha kitoblarda chiqdi, oyat, hadis va boshqa dalillar bilan isbotlandi. Mana bir devoja sifatida muxtasar bir narsani sizlarga aytyapmiz. Mana hammasi koni foyda. O'rganib, yaxshi bir yo'lga qo'ysak, dunyoda bunaqa narsa yo'q. Dunyoning qayeriga borsanglar, boringlar, hech bir yerda naqliyat vositalarining odoblari, savobi bor, gunosi bor degan gap yo'q. Mana shu nimani men ulamolarga aytib, Hasan qori talib ilmlarimizdan Abdulmajid bir kichkina kitobcha qildilar meni ko'rsatmam asosida. Keyin uni biz saytga qo'ydik. Hamma o'qib yozishdi, yozyapti. Biz shu vaqtgacha bu narsalardan Qur'onga aloqaligini, hadisga aloqaligini bilmas ekanmiz. Sizlarga rahmat, tushunib yetdik deyapti. Undan borib o'zimizdagi avtomobil yo'llar oliy ilm dargohida professorlarga talabalar olib kirib ko'rsatibdi mana. Ular oqib u qarasa umri bo'yi o'ylab orzu qilib yurgan narsa turibdi. Voy voy, biz bilmas ekanmiz u deb o'sha bizni saytdan ko'chirib o'zlari bir ma'ruza matni tuzishibdi. Projektor man qo'yadi, devorga chiqadigan. O'sha islomimizdan oldik, Palomiston deb turib, keyin qilib hozir o'quv yurtlarida o'zlariga qarashli joylarda shu ma'ruzani katta professorlar o'qishyapti. Mani o'zimga kelib aytishdi. Hasan qori buni Islom ma'hadida o'zining diplom ishi qilib taqdim qildi. Hammani tahsiniga sazovor bo'ldi. Haligi professorlardan vakil kelib 40 daqiqa ma'ruza so'zladi shu asar to'g'risida. Bu mutaxassis ular, shu oliy o'quv yurtini boshqarib turgan professorlar. Biz buni bilmagan ekanmiz, bu juda go'zal narsa, dunyoning hech qayerida yo'q. Buni qilish kerak, o'qilish kerak, bu qilish kerak deb 40 daqiqa ma'ruza qildi katta bir professor. Shuni o'qiganidan kelib chiqib. Keyin o'sha qorilarni vositachilikda meni ziyoratimga keldi, qabulimga kirib, juda yaxshi odam ekanlar, nihoyatda yaxshi gaplarni aytdilar. Biz umuman umrimizda bunaqa narsani bilmas edik. Bu juda katta gap ekan, buni qilishimiz kerak ekan. Biz o'zimiz quvonib Moskvadagi katta rus professorlariga xabarini beruvdik, ular tezda iltimos qildi, ruschaga tarjima qilinglar, bunaqa namuna hech qayerda yo'q deyishyapti. Men nima qildim, ko'rsatma berdim, hozir rus tiliga ham tarjima bo'lyapti. Hech qayerda yo'q deganim shu. Biz shunaqa aziz millatmiz. Robbimiz bizga har bir narsani o'zi ko'rsatib bergan. Payg'ambari orqali taqdim qilgan. Shariati orqali yo'llab qo'ygan. Boshqalar buni qilib 5 kunlik dunyosini bir tartibga soladigan bo'lsa, biz shuni qilib
dünyanın saadetine erişip kalırsa ayetke, hadiske, şeriyetke amal kılganımız için acir sevap alıp ahirette en bahli bulamaz. Buna kadar vakti kimde var? Kayırda var? Kaçan bu gel? Ana bu nesnelerini biz yakışı düşünüp yetişmemiz gerek. Min afsus ki adamlarımız özü adli adam sıfatı da közüyüz közüyüzde çüşüp dursa yakışı adam. Namazhan, adabli. Lekin maşinlerini min varsa başka adam gelen kola. Keksa yaşı ötüp kalan adamlar gelip bana şikayet kılıyordu. Tahsır biz keksap kalanımız. Maşinlerini kayda bilen sekin yürüyemiz. Tez yürüyüşke imkanımız yok. Şu yaşlar gelip arkamızdan signal çalışırdı. Yanından başını çıkarıp paranı indirip sokadı. Şunlar gibi bir nasihat koysa bu mıydı mı? O şu ballarını, o şu yaşlarını, o şu bakır çakır kılıyetkenlerini hani günde oturup yapılasın tut batırsak adam. Adabiyen var, çünçesiyen var. Peki maşinlerin mivagenlerin tamam başka bir mahlukka eğlenip kalır. O ağzını balat kılıp kandaydır çeteğinin koşuğunu koyuvaladı. Uzu bakıradı, yanıdaki bakıradı, kellesini demeden çıkaradı, adamlarını sokadı, sekin yürgenlerinden takılıp hakaret kıladı. Bunlar mutlaka mümkün mesnelerse. İnsanda adab, ahlak, şer'i manalar hakiki bosa daim buladı. Bura onu közü çüşüp durganda amal kılıp, közü çüşmeganda buzursa o riyakar buladı. Palancı mani bir adab demesin de, tanıgan adamını körganda adablilik kıladı da, uyakı ötkende nimaksı kılavradı. Lekin huluk, adab, İslam, demek ahlakı bütün vücuduna sinse o kayırda bosa mı şunu kılar. O adam aldırdı, adam var mı yok mu, atasını aldatırıptı mı, beganını aldatırıptı mı farkı yok. Çünkü bu sıfat, İslami ahlak bütün vücuduna singen buladı. Ondan acıra başka çıkalmaydı. Ana şuna kadar halatlar buluş gerek. Adli oturganda sohbata tüpü tüzük adam maşinle mingende başka çıka aylanıp kalması gerek. O şu adabı tursun, o şu ahlakı tursun, o şu nakliyat vasıtası adablarına sevap ümidine amel kısın. Ana şunların hepsi demek baktığımız, saadetimiz bulmuş hayatımızın bir bölge. Çünkü amal kısık özümüzde yakışık oladı. Allah Subhanahu ve Teala bu işlerin barçası da özümüzde madadkarı olsun. Hayır berekede berdevam buluşumuzu nasip etsin. Adab ahlakımız hakiki adab ahlak olup bütün vücudumuzu kamrap olgan barça caylarda, barça vakitlerde bir hıl İslami adab olan adablanıp barışımızı Allah Teala özü nasip etsin. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Esselamu aleyküm ve rahmetullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا الله يا رب العالمين فز عاجز بندلرين بيوك رمضان آيانين كسلردن بر كسلة dua kabul olacağım bu vakitte. Bu zengin üylerinden bir uygulmuş uşku mübarek mescitte dua kabul olacağım makamda. Teravih namazı esmasında kelamıyla kadın kıl olarak dua kabul olacağım bu halette bu zengin emir kırdemiydi. Azizane kullarımızın bu zengin uzatıp dua kılmaktamız. O zengin adatın gelmedi, kabul edildi. Allah, hatim kırgın Kur'an-ı Kerim'imizde bizde bu dünyada hidayet çıkardır. Kur'an-ı hidayetinden yaşayıp almamızı nasip etken üçlü Kur'an-ı Kerim'in ahirette biz yaşayıp almak çıkardır. Rabbim, bu benden beni okuymandır deytar o beni de uykudan kalkanı da çarşıp kalkanı da ben şefaat şerif veremem, bunu cennete kredittim de barcamızın kolumuzdan tutup cennete alıp gelişeyle nasip etken. Allah, bu aziz bendelerini Ramazan ayını evvelinden başlayıp her günü teravih namazları da hak mehal okup hatim kırgan kurbanlarını, acilini, sevabını her bir harfine veren ayını kopaytırıp bu azizlerimizle Allah'a kırgan. Bunun sevaplarından bahraman buluşlarını, otkarlarından bahraman buluşlarını nasip etkin. Allah, Roza ayı, Ramazan ayı şerefatına, Hatma Kur'an dua kabul kuladığına bir mürsat şerefatına, o zihne yolları sorayınız, barcalarımızın günahlarımızın mağfiret edin, ibadetlerimizin, dualarımızın kabul edin, hayri ihsanlarını, sadakalarımızın kabul edin. Barbarlık arayışlarımızın önünden kesilgen, barcamızın sağ salamlarının zamanı vergen, türlü bala avukatlardan, halkı hatalardan uzun eserken, Hatma Kur'an'ın berkatından bu dünyayı hatırat sağlayıp bir yetişimizin uzun nasip etken, Allah uçlu Hatma Kur'an'ı hakkımızda büyüştürüp taşka kıldırken azizlerimiz, muhterem imamlarımız, kuşunun ayıpları, mutavalı, mescid kavimleri, hayranları, bu Hatma Kur'an içinde hızına kırgın katta küçük bazı azizlerimizin Kur'an'a kırgın hızmetler için azizliğini, sevabini köpeytirip vergen. Bu azizlerimizin daim uçundu Kur'an'ın hal, ev, yurt hızmetler var daman olup azir sevaplarını köpeyip arkadaşları da uzun gördemci vurgen. Hakkımızda kelamın mucizin Kur'an-ı Kerim'in teravih namazı da avvaliden ahir geçen her bir hakkını tercih eden güzel bir okur vergen kardanlarımızın uzun zihinlerini yanıp ötür, hafızalarını yanıp ışık kırgın. Daima hayır hareketler var tamam bu işlerine. Kur'an-ı Kerim nurunu hak ev yurt içinde saçıp alışlarını nasip etken. Bu kişinin tutup katta kırgın yurtanları, okutup kırgın, kara kırgın ustazları yer, isyan, tavsiyonu kekizgen. Kardanlarımızın o şaşkalarımızın sahne sıfatı ziyade bu işini nasip etken. Yıllar devamında şimdi o şaşı hakkında çabuk dışarıdan çıkarıp Kur'an hizmetinde var tamam borçlarını özgü nasip etken. Ramazan ayına avaleden beri bu üç bu mescid kavmi ihlas olan hakkında iştirak etip ediyordular. Bunların hakkında kendindeki basken kadınları gel. Hakkından kendindeki basken kadınları gel. Özgü sabahlarını yok edip derken. Değişken kurallarının berkatından manfaatlar borçlarını. Kur'an hidayetinde var tamam borçlarını. Kur'an talimatlarına amel kılıçlarına da tamam bu işleri nasip etken. Yani en önemli Ramazanlarca bundan hem abzal halette gelir, yani hem toprak, yani hem ziyavara, yani hem şükürlüğü bulur. Kadınlar kılıçınızda o zincirden çıkılıyor. Ve sallallahu teala ala hayri kurbihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in bir rahmetiyle.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. أولئك أصحاب الجنة هم فيها Amin. Ya Allah, ya Rabbana amin. Özüm kuşku, kravatı, Kur'an, sevabıda, ikramlarca, mamunu, muamelatlarını bahrına dayanayım. Hususen kuşku, o zeyni, üylerinden duyup olmuş, gözlerinin açlıkını kurup otgenler, onda ibadet kırıp otgenler, onu kurgenlerden otgenler, hazır içte, o zeyni dua kırıp, kol kırıp, türken bandalarından otgen azizlerini, barçalarını bahrına dayanayım. Kalanın karikli rahmet şahisliği cennet kırgın, kabirlerini münavar eyle, ahiretlerini abat kırgın. Özlerinin ibadetleri, imanları, emel-i sağlıklarını hemrah eyle, onların yolda kılıyorken bizlerinin dualarımızın hakları da kabul eyle, ahiretteki makamlarının yükselişine sebep çıkırgın. Kabirlerinin bahçelerine, hususen üçlü mübarek mescidde, Ramazan gecelerinden biri de umut bilen ibadet kılıp o zinge korku kutarıp oturken ben de vereyim o zinge yüksek muayyemde. Sağlık, selamet, iktiçlik ve mağundekte tarzlamam bu işleri nasip etkin. Allah büyük Ramazan ayıydı. O zinge farz kılıkken rozalarını tutup gündüzlerini utkazmaktamız bu rozalarımızın belavinde kabul edilir. Ahirette o zinge aldığında biz hakkımızda şefaatçı olup Rabbim bu bandelerin bana senin amrin bile tükkan idi. Roza tutamandı, aç kalgan idi, şampagan idi, taşına bolgan idi, ıskılarda sabır kılgan idi. Ben bu ahli veremem bunların cennetine girdiğinde kaynağın eşiğinden kolumuzdan tutup cennetle alıp girişini nasip etkin. Herhalde o büyük Ramazan ayda kılıyken başka ibadetlerimiz, hayali eksanlarımız, amali sağlıklarımız da bu ayın şerefatının ecrini, sevabını köpeytirip vergen. Allah Ramazan mübarek şerefatından yerimiz, yurdumuz, mu'min musulman bandelerinin üstüden, halkımızın üstüden berekatini yaptırgın, rahmetlerini yaptırgın, mağfiretini yaptırgın, yaşlılıklarını yaptırgın. Her namazını, yaşlılıkla, hayır berekete bağlanan bu işimizi nasip etken. Allah imanlarımızı her seferde şifayı kamil vergin. Müşkül bağların müşkülünü asan eyledin, misafir bağların misafirini hazır eyledin, hacetlerini hacetlerini revan eyledin, karısalarının karısını ısıçlarında uzun yardımcı bulgen, ilim taleplerini derdi ilmin adım derken, kesbü kardaki defansilik, çabasilik, bağlarçilik, ticaret ve başka işlerdeki barca ensizlerimizin yemeklerinin semeresi bol bol bu işlerin nasip etken. Resmetmalarını tökün saçın kırgın, dönüşlerini taravan kırgın, özlerini verilen nimetlerinde şükürünü olduğunu getirip, ibadetinde sağlıkların buluşlarını, sıratı müstakimde var karar buluşlarını nasip etken. Allah bu mescidini tutturken azizlerimiz, imamlarından mescid hayatı, mescidini abadan çelikle hizmet kırgın azizlerimiz, kurmak sakla geldiler. Beraberlerle taşkilatçı işlerimizle mescidini paylaşıp, çakırgın hizmetlerle sağlıklarını öpeydirip vergenin. Bunlar bu büyüğünü abat kılıçlar ürünler olsalar, kıyamatta bu azizlerimizin barçaları ve kasırlarının abat kılıp vergenin. Berbatlı kalarak bir yerde dua kılıp, korku kılıçlar azizlerimizin özünden sorulduğundan soruları var. Sorulardan azizlerini vergenin. Dilediğim tırekleri var, tıreklerden yazsın vergenin. Kılmak sorulduğundan duaları var, dualarından ağlasını vergenin. Hemlerinin niyetlerinden azizlerini
inna azaban nar. Ve sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bi rahmetike ya erhamer rahimin.